Nalan. İyi misin? Canım. Nalan iyi misin? Al şunu bir iç bakayım. İyi misin güzelim? Ha? Nalan bir şey söyle, iyi misin? Rüya gördüm. Ay, aklım çıktı ya. Ay, dün gece döndün durdun güzelim. İyisin değil mi? İç şunu hadi. Feride yeter artık. Bak geldi kızın. Yukarıda. Güvende. Anlattı işte her şeyi. Başına hiçbir şey gelmemiş. Hadi kalk. Birkaç saat için bile olsa uyu. Lütfen. Nalan bize yalan söyler mi? Söylemez. Ne dedi? Eve girdim, kendimi iyi hissetmeyince çıktım dedi, demedi mi? Bak buradan çıkıp gelmesi bir saat sürdü zaten. Bu kadar kısa bir sürede ne olmuş olabilir ki? Yapma bunu kendine. Kızı da korkuttun boş yere. Uyanınca üstüne gitme daha fazla.
Ziyadesiyle korktu dün gece. Ben Billur'u bilerek çağırdım. Arkadaşının yanında hele bir gerginlik olmasın lütfen. Sema'yı mı görmeye başladın yine yoksa? Bitmişti. Yine niye başladı anlamıyorum. Burada başımıza öyle işler açtınız ki... belki bana yardım etmeye gelmiştir. Gel benimle. Vay vay. Sedat Bey'e bak be. Daha evlenmeden rüyalara falan dadanmalar. Adamızı çıktı ha. Düzelsene şurayı. Hı? Nalan. Hı. Her gece geliyor. Ya sen şimdi bırak hadi Sedat'ı da şey yapalım. Aşağı inelim biz. Daha duş alacağım, giyineceğim. Bir sürü işimiz var. Geç kalacağız hadi. Ya Nalan. Sen duşunu gir al, ben burada beklerim. Ya bak daha sözden bahsetmedin. Akşam Sedat'la neler yaptınız anlatmadın. Bir de rüyalar meselesi falan var. Ha? Bütün gece koala gibi döndün döndün durdun. Benim burada içim şişti meraktan. Ya anlatacak bir şey yok ya aslında şey. İsteme mesela çok güzel geçti. Böyle her şey çok çok güzeldi. Sonra şey yaptık. Biz işte Sedat'la bir kahve içelim diye öyle dışarı çıktık. Kahve içtik. Sonra bir midem bulandı benim herhalde şeyden. Yediğim bir şey dokundu. Ne bileyim stresten, heyecandan falan herhalde. Heyecandan. Öyle yani. Başka da anlatılacak bir şey yok. Bak ne diyeceğim. Babam seninle sohbet etmeyi çok seviyor. Hadi aşağı in, iki sohbet et de gönlü olsun. Hadi gel. Her yerine, vücudun her köşesine iyice bakacaksın. Toplu iğne ucu kadar leke, kızarıklık, bir morluk görürsen... dün olmayan ama şimdi olan bir şey görürsen hemen haber veriyorsun bana. Kafanı sallayıp durma. Ses ver. Emredersin Süleyman. Tabii. Tamam şimdi çık. Geliyorum ben hemen. Hadi. Hafiş. Annem nerede? Ha? Bunu hemen çıkarmamız lazım. Banyo yapmam lazım Hafiş. Abdest almam lazım. Of, yine rüya gördüm ya. Delireceğim. Dur be kızım. Bir sakin ol. Bir dur. Hayır kafamın içi yeterince dolu değilmiş gibi. Bir de bunlarla uğraş. Anneciğim şunu çıkarabilir miyiz? Çok sıkıştım da. Billur nerede? Babamla bahçeye çıktılar. Onlar gelmeden halletsek aslında hem işe geç kalmamış olurum. İşe geç gideceksin. Yani... yaklaşmadı, sarılmadı, öpmedi. Öyle mi? Yemin ediyorum hiçbiri olmadı anne. Hiçbiri. Evlenene kadar da olmayacak. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Niye götürmüş seni peki eve? Seyretmeyeyim. Magazinciler peşimizi bırakmadı. Yani nereye gidersek gidelim kovalarlar diye. Evet kesin öyledir. Onlar bizi iyice saf belirlemeye başlamış. Kendi kendini kovalatmıştır o seni eve atmak için. Babası ne ki oğlu ne olsun. Senin şirazen iyice kaydı ama ben ne yapacağımı biliyorum.
Sen yat kalk bana dua et. Hadi git şimdi tuvalete. Hadi geri yıka sen de. Güzelce abdestini alsın. Ne baktım bakayım. Şey yok, şey yok. Nalan. Hani sen dün Sedat Bey'lerin evine gittin ya. Orada gerçekten bir şey olmadı değil mi? Yani evlerden olarak Allah korusun da hani. Hafiş ne olacak Allah aşkına ya. Zaten girmem ve çıkmam biri oldu. Perişan oldum oralarda. Ah be güzel kızım. Zaman kötü, insanın aklına bin türlü şey geliyor. Biliyorsun biz seni gözümüzden sakın atmıyorduk yani. Bir şey olmadı merak etme de. Hı. Ama artık şu şeyler gerçekten sinir etmeye başladı beni. Neler? Rüyalar. İlahi Nala. Allah iyiliğini versin. Yine oradan buradan Sedat Bey mi geldi rüyana? Yine tam öpecekti beni. Ben yine şey yaptım, uyandım. Ama onun öncesinde, yani Sedat'tan önce annemle tako geldi. Böyle çarşafları falan değiştirdiler. Altından çarşafı çekti annem falan. Öyle bir şeyler hatırlıyorum. Yani takoyu benim yerime işe mi aldın? Bak ben kıskandım ama ya. Ne biçim rüya öyle? Ama ne bileyim ya ben. Hayır bir şey diye sürekli öpmeye çalışıyor bir de. Takmış resmen. Ben kaçıyorum o öpmeye çalışıyor. Gerçekten sabah kalktığımda böyle taş taşımış gibi yorgun uyanıyorum ya. Hafif. Hayat. Sence böyle rüyada öpüşünce annemin dediği gibi ne abartmış mı oluyoruz? Hani sonuçta evli değiliz ya. Yok be kızım. Rüya yani. Keşke şu beynimin içini durdurabilsem. Elimden gelse bir daha olmayacağım. Teşekkürler. Uzaktan bakınca hiç de kuru bir halin yok ama. Demek ki çok iyi saklıyorsun. Genlerinize var demek ki. Böyle alayım, bir götüreyim. Kolundan tutup benim olduğumu hissettireyimler filan. Ya kızı sözlendiğin gece bizim eve götürmek nedir Sedat ya? Bunun mantıklı bir açıklaması var mı? Her yer magazinci dolu dedim ya. Ya hatta bir araba takip etti, bizi zor atlattım. Ya saçma sapan bir kovalamaca yaşadık yani. Ortalarda dolaşmak yerine... Ha sen de kızı eve atayım bari dedin. Çok güzel. Hazır eve gitmişken bizim odaya da soksaydın. Nasıl? Yok artık. Ya ben sokmadım. Yanlışlıkla kendisi girdi. Of Sedat ya. Sen ne yapıyordun? Orada değil miydin? Girdi ne demek ya? Ya sonrasında öcü görmüş gibi kapıyı kapadı kaçtı. Benim gitmem lazım falan dedi. Ya bir an ölecek sandım. Hayır niye bu kadar korktu anlamadım. Bence bu kızda bir gariplik var. Ya gerçekten sana inanamıyorum. Sedat, sence kaç kişi hayatında öyle bir oda görmüştür? Ya düşünemiyor musun? Her şey ortada bir de. Korkmuştur tabii kız. Sen ne yaptın kız orayı öyle görünce ne dedin? Yani... Mantıklı bir açıklama yapmış ol bari. Kızı eve atarken her şey... zaten. Bari tüy dikmediğini söyle. Ne diyeceğim? O da tadilatta falan dedim. Saçmaladım işte bir şeyler. Amacım öyle bir şey olabilir mi sence? Kazara girdi diyorum işte. Sen bu kazalara biraz daha dikkat et de bence. Soru başına iş açılmasın. Seni çok korkuttum biliyorum. Ama istemeden oldu anne. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Çıkınca billuru yollayacaksın.
Seninle bir işimiz var. Babana belli etmeyeceksin. Pişman ederim seni. Ona göre. Afiş. Ne işimiz var sen biliyor musun? Vallahi ne bileyim kızım, bilmiyorum. Bu güzel olur Afet. Emin misin? Yani sanki mor olsa daha iyi olmaz mı ya? Daha güçlü bir mesaj veriyor. Televizyon için daha iyi bence. Çıkar çıkar. Çıkar mı? Hadi. Al al. Getir o moru getir. Körlerle sağırlar birbirini ağırlar. Ver. Ver sen onu bana. Sen ceket git hadi. Daha iyi. Senin ah senin ah. Şu başımı açtığın işlere bak be. Şu başımı açtığın işlere bak ya. Mübarek Ramazan günü. Hani soy tarı gibi suratımı da boyayacaklar. Öyle değil mi? Ha? Pudralar falan boyalar moyalar. Işıkların altında oturtacaklar beni. Hiç sevmediğim şeyler bunlar benim. Hiç. Yaz bakalım. Biliyorum babacığım sevmiyorsun. Ama Beyoğlu'ndaki o binayı istiyorsan bunlara katlanacaksın değil mi? Sen var ya sen. Sen çok fenasın. Çok fenasın. Çok. Gülcan bana iftarda hafif bir şeyler hazırla bugün. Hafif şeyler yemek istiyor canım, anladın mı? Ne istersin mesela? Yoğurt çorbası yaptık zaten sahurda seviyorsun diye. Yanına ne hazırlatayım ben? Ya Gülcan ne bileyim ben ya? Ya ne bileyim ya, yap bir şeyler işte. Onu da mı ben söyleyeceğim şimdi? Tamam babacığım sakin ol. Hallederiz biz değil mi anneciğim? Biz şu yayını bir sağ salim bir atlatalım. Gerisi hallolur. Sana güllaç yaptırayım mı? Ver ver çekeceğim. Aha bak yine mesaj geldi. Duyan mesaj atıyor. Yıllar sonra ilk kez televizyona çıkıyorsun ya. Merak ediyorlar acaba ne açıklayacak diye. He. Çok iyi. Çakallarındır. Hepsi çakallarındır. Çıkacağım orada konuşacağım zaten. Ama bak kısa konuşacağım anladın mı? Kısa konuşacağım. Sonra da çeker gidelim kimse tutamaz beni. Al. Canlı yayın zaten. Uzun sürmez merak etme sen. Ne var? Rafet bu ayakkabılarla gitmesen mi acaba diyorum. Ayakkabılar mı konuşacak orada? He? Ayakkabılar mı konuşacak? İçindeki adam konuşacak ben konuşacağım. Sedat nerede? Erken çıktı beyim. Şey, ben seninle kanala geleceğim ya baba. Levent'le ikisini ofise yolladım. Oradan izleyecekler yayını. Bana bak. Gözünüzü bunun üzerinden ayırmayacaksınız. Anlaşıldı mı? Gözünüzü bunun üzerinden ayırmayacaksınız. Ya bu herif eğer bir halt daha ederse... ben kanal kanal hepsini dolaşsam bunları temizleyemem. Anladınız mı? Bak. Ahdim olsun. Yakarım ha. Yakarım. Hadi. Bu işi acilen toparlaman gerekiyor. Ya birini anlatırsa görürsün o zaman. Biteriz. Duyuyor musun beni? E ne yapayım göreceğini gördü. Yani şu an kafasında ne var, kiminle ne konuştu nereden bileyim? Tanımıyorum ki kızı doğru düzgün. Cana. Tabii sıkışınca hep Cana. Babana söylerse diyeceğiz. Rafet Bey amcacığım, oğlunuz Sedat'ın çok garip bir odası var. Orada ne yapıyor acaba? Ben korktum da biraz. Bana bir şey yapmaz değil mi? Yok ya, Nalan öyle bir kız değil. Yapmaz öyle şeyler o. Aa, hani kızı tanımıyordun? Yok yani, entrik bir tip değil. Hmm. Nasıl bir tip biliyor musun? Bazen böyle hiç sebepsiz yüzüne bakınca üzülebiliyorsun mesela. Vah vah, çok üzüldüm. Acıma yetime döner demişler. Ayrıca iki günlük tanıdığın kızla ilgili ne çabuk fikir sahibi oldun sen. Yani seni hiç tanımasam safsın diyeceğim de. Şimdi buradan kalkar kalkmaz kıza hediye almaya gidiyorsun. Hemen. Otele gider gitmez. Hediyesini ver. Bir ağzını ara bakalım. Nasıl? Orayı anladı mı? Ne bileyim anladıysa ne anladı? Kime anlattı? Ne şekilde anlattı? Duruma göre işte. Bir öğrenelim bakalım. Aşkım, sen niye evleniyorsun bir tanesi? Hı? Hayatımız kolaylaşsın diye değil mi?
Şimdi böyle her şey istediğimiz gibi giderken gözünü seveyim, işimizi zorlaştırma ya. Şimdi sana bir kolye göstereceğim. Bunu alıyorsun. %100 beğeneceği bir şey olsun bari. Yani zaten beğenmemesi mümkün değil de. Bak aman, evde gördüklerini kimseye söyleme filan. Sakın öyle bir şey demiyorsun ha. Yok canım yani. Bırak, hiç üstünde durma. O zaten mesajı alır. Tamam mı? Suçluluk psikolojisine de girme. Rahat ol ya. Sanki hiç öyle bir şey olmamış, öyle bir şey yaşanmamış. Yani öyle bir oda yokmuş gibi. Tamam. Anlaştık mı? Kızım dün akşam beni kırmadın, geldin. Çok teşekkür ederim sana. Ne demek Adil amcacığım? Nalan canım benim. Her zaman gelirim. Gel. Yalnız rica etsem bu akşam da gelir misin? Ben Nalan'ı pek iyi görmüyorum. Düğün stresinden herhalde. Sen onu yalnız bırakma, destek ol, olur mu? Tabii tabii. Yalnız bunu benim istediğimi bilmesin, kendini kötü hissetmesin. Bu aramızda kalsın bizim. Aramızda. Feride, senle mi gidiyorsun? Birkaç işim var dışarıda. Nalanlar hazır, dışarı çıkıyor. Bırakırlar beni. Hadi görüşürüz babacığım. Güle güle kızım. İyi çalışmalar. Sağ ol. Hadi kazası belası. Gel yavrum, selametle gidiyorum. Feride teyzeciğim, siz öne geçin, ben arkada otururum. Kızım seni Ömer bıraksın iş yerine. Bizim Nalan'la ufak bir işimiz var. Sonra gelir. Ömer, bırakıver birbirini. Konuşuruz sonra, olur mu? Tamam kızım. Otelde konuşuruz, tamam? Tamam. Nereye gidiyoruz anne? Nişantaşı'na sür. Ben tarif edeceğim. Rafet Bey hoş geldiniz. Merhaba. Canlı yayın 10 dakikamız kaldı. Sizi hızlıca makyajı alacağız. Mikrofonunuz takılacak. Bu taraftan efendim. Teşekkür. Tamam kızım. Tamam, tamam, tamam. Malzeme bu işte. Daha fazla güzelleştiririz. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yaramaz. Bunun hesabını soracağım ama mesela. Su ya da herhangi bir şey içmek ister misiniz? Yok, babam niyetli, sağ olun. Yayına son 5 dakika bu arada. Sen şimdi derin derin nefes al, tamam mı? Hı. Beyoğlu'ndaki binayı düşün. O binanın üstünde kocaman Koroğlu Beyoğlu yazdığını düşün. Nasıl? Ha? Koroğlu Beyoğlu. Rafet Bey, Selen Hanım. Merhabalar. Selam. Rafet Bey, hiçbir televizyon programını kabul etmemenize rağmen bizi kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için ne kadar teşekkür etsem az. Birazdan sizinle ilgili hazırlamış olduğumuz bantla başlayacağız. Ardından sizin keyifli sohbetinize devam edeceğiz. Ben şimdilik yerime geçiyorum. Siz de zaten niyetliymişsiniz. O yüzden sizi çok fazla bekletmeden, yormadan alacağız. Merak etmeyin. Teşekkür. Teşekkür ederiz. Ne hala iş ya ha? Koy bandı, sor soruları,
Ben de anlatayım. Sonra da bunun cebinde para alıyor adam, değil mi? Değil mi ha? Çok alemsin baba ya. Rafet Bey, bu zarfı sizin için bırakmışlar. Hah, ben alayım. Yayına son 3 dakika. Hı-hı. Ne böyle isimsiz, cisimsiz? Neymiş o? Bir şey değil baba. Ver bakayım sen şunu, ver. Ver, ver. Ver bakayım. Rafet Bey, müsaadenizle mikrofonunuzu takalım. Tabii. Annene neden hastaneye geldik? Bir şey söylemeyecek misin? Anne, niye geldik buraya? Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Yemin ederim sözümden çıkmadım. Ne yapacaklar bana burada? Çantandan çıkan sinema bileti neymiş, kimlerle düşüp kalkmışsın? Günaha batmış mısın, şimdi anlaşılacak. Ağzını açıp tek kelime edersin, gebertirim seni. Anne, sana yemin ediyorum dün gece korktuğum gibi bir şey olmadı. Yemin ederim. Birazdan anlarız ne adlar karıştırdı. Otele geldiğinde bir kahve içelim mi? Nalan'ın pek oğlu. Doktor hanım sizi bekliyor. Yayına son 10 saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yayındayız. Sayın seyirciler, Bir Paraya Yön Verenler programına daha hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz ülkemizin en büyük otel ve hizmet sektörü zincirinin kurucusu, sahibi, çok değerli iş insanı. Hatta kendisine kanaat önderi de diyebilirim kolaylıkla. Çünkü sektörde kendisini takip eden, örnek alan birçok iş insanı var ki bizzat ben tanıyorum. Sayın Rafet Koroğlu bizlerle birlikte. Sayın Koroğlu, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Ben de teşekkür ederim. Evet, ilk önce sizinle ilgili hazırlamış olduğumuz kısa bir BTR'miz var. Ondan sonra sohbetimize başlayacağız. Rafet Koroğlu. İş dünyasından olun ya da olmayın hepimizin çok yakından tanıdığı bir isim. Güler yüzü, tatlı sohbeti ve mütevazı kişiliğiyle gönüllerimizi fetheden bir iş insanı. Ülkenin neredeyse her köşesindeki nadide otellerini bilmeyen yok. Hem yurt içinde hem yurt dışında yaptığı büyük yatırımlarla adından sık sık söz ettiriyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Rafet Koroğlu, kendi tabiriyle bugünlere tırnaklarıyla kazıya kazıya geldi. Buyurun Nalan Hanım, sizi dinliyorum.
Doktor hanım, kızım malum bekar. Bir baksanız diyorum, bir kontrol etseniz. Her şey yolunda mı? Bir terslik, istemeyen bir durum var mı? Kontrol derken enfeksiyon testi mi istiyorsunuz Nalan hanım? Doktor hanım, kızım evli değil diyorum. Ne enfeksiyonu? Bir bakın, her şey olması gerektiği gibi mi? İstenmeyen bir şey var mı? Bir terslik var mı? Nalan hanım? Hastanın rızası olmadan böyle bir kontrol yapamam hanımefendi. Hastanın rızası var. Eşek kadar kızı buraya zorla getirmedim. Nalan hanımın rızası olmadan bunu yapamam. İmkansız hanımefendi. Üzgünüm. Sizin için çok iyi dediler ama biraz acemişsiniz galiba. Böyle söylediklerime boş boş bakıyorsunuz. Hanımefendi kendinize gelin lütfen. Saygı sınırlarını aşmayalım isterseniz. Bunu yapamam dedim. Annem ne istiyorsa yapabilirsiniz doktor hanım. Siz hazırlanın. Ben hemen geliyorum. Çıkar üstünü. Çıkar. Anne vallahi ben bir şey yapmadım. Merve almış biletleri. Ben gitmedim bile sinemaya, yemin ederim. Anne ne olursun eve gidelim. Benim komşuya bak karnımda, tamam mı? Kes sesini, gebertirim seni burada. Evet Rafet Bey, sizin yapmış olduğunuz çalışmalarla ilgili birçok VTR hazırlasak aslında başarınızı anlatmaya yetmeyecek anladığım kadarıyla. Siz halka açık bir şirketsiniz. Birçok vatandaşımız sizin şirketinize ortak. Aslında halihazırda yeni ortaklarınıza ve size katılmak isteyen vatandaşlarımıza Rafet Koroğlu'nun yeni projeleriyle ilgili acaba ufak tiyolar verebilir misiniz? Ve bu büyük imparatorluğun sırrı nedir? Bu kadar büyük parayı yönetmek zor mu? Buyurun. Şimdi parayı alnının teriyle kazanırsan onun kıymetini bilirsin. O zaman da onu en iyi şekilde yönetmek için elinden gelen her şeyi yaparsın. Ben bu yola çıktığımda ayağımda yırtık bir ayakkabı, sırtımda eski püskü kirden yağlanmış bir ceket vardı. O ceketi hala saklıyorum. Çünkü o günleri hatırlamak için. Cebinde parası olmayan bir adam bir simiti almak için bile hesap kitap yapar. O zaman da mutluluğun parayla sağlanacağını düşünürsün. Tabii ben de öyle düşündüm vakti zamanında. Ama yanılmışım. Çünkü esas mutluluk o mücadeleyi vermekte, o süreci yaşamakta. Mutluluk aslında o bir lokma simidi yerken o hayalleri kurmakmış. Herkes bilir, benim param kıymetlidir. Neden? Çünkü bana ailemden, anam babamdan miras kalmadı. Benim babam ağa değildi. Ben ne yaptıysam her bir kuruşunu tek tek çalışarak kendi emeğimle kazandım. Çok şükür. Allah'ım da benim bu çabamı gördü, emeğimi destekledi. İnsan bu hayatta paradan çok daha önemli şeyler olduğunu maalesef para kazandıktan sonra anlıyor. İşte şimdi ben de bu değerlerin peşindeyim. Peki nedir bu değerler Rafet Bey? Komşunu açsa sen tok yatmayacaksın. Paranı çarçur etmeyeceksin. Hayatın sana katmış olduğu değerleri fark edip sen de hayata değer katacaksın. Ha. Bir de atalarımızdan kalan örf, adet ve gelenekleri anlayıp onlara sahip çıkacaksın. Aileni hele aileni hiç ihmal etmeyeceksin.
Bir yola çıkıyorsanız yanınızdaki kişiler çok önemli. En önemlisi de ailendir. Şimdi aile seni alır tepelere çıkarıp vezir yapar ya da yerin dibine batırıp rezil eder. Çok şükür benim ailem bana hep destek oldu. Eşim, çocuklarım. Bu dün böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Yani insanın arkasında dağ gibi bir ailesi varsa ondan sonrası kolay. Hani sordunuz ya o kadar parayı yönetmek zor mudur diye. Asıl zor olan nedir biliyor musunuz? Bu kurtlar sofrasında haysiyetini ve şerefini korumaktır. Parayı kazanırsın, kaybedersin. Sonra gene kazanırsın. Ama haysiyetini kaybettin mi onu bir daha kazanamazsın. Kendinden aşağıdakileri, düşkünleri unutursan, bu dünyada bir tek kendin varmış gibi yaşarsan... Değiştirelim mi? Nafet Bey aile konusuna takıldı. Konuyu değiştir Barış. Hele o atalardan aklımıza kazınmış örf, adet ve gelenekleri unutursan... o zaman bir paçavradan farkın kalmaz. O zaman şan da, şöhret de, para da sana bela olur. Doktor gelince öyle aval aval bakınma. Bir an önce işini yapsın, çekip gidelim. Arkana yaslanabilirsin güzelim. Şimdi bacaklarını da şöyle koy. Sizi dışarı alabiliriz hanımefendi. Annem burada kalsın lütfen. Peki. Arkanıza yaslanın lütfen. Ve sizden bacaklarınızı buralara koymanızı rica edeceğim. Korkmayın. Sakin. Muayeneye başlıyorum. Doktor hanım bir terslik var mı? Bilmem gereken herhangi bir şey. Terslik var hanımefendi. Terslik var ama orada değil. Sizin kafanızda. Kızınız istediğiniz gibi merak etmeyin. Her şey normal mi? Yani bekar biri için anormal bir durum yok. Rahatlayabilirsiniz. Sizin korktuğunuz gibi bir durum yok. Çok geçmiş olsun Nalan. Sana çok şükür ya Rabbim.
Yüzümüzü yere eğmedin ya Rabbim, çok şükür sana. Hadi kalk sallanma, korseyi giyeceksin daha. Allah'ım sana çok şükür yüzümüzü yere eğmedin. Hadi sallanma, işe geç kalacaksın. Çok iyiydin, süperdi her şey. Bunu yapan şerefsiz kimmiş Selen? Bilmiyorum ama araştırıyorum. Bak, sana oruç ağzımla yemin olsun. Eğer bunlardan birisi gazetelerden çıkarsa o şerefsizi yakarım. Bunu yapanların hepsini diri diri yakarım, anladın mı? Bu iş sen de halledeceksin, bitireceksin bu işi. Tabii. Kimse benim haysiyetimle, şerefimle oynayamaz. Bunu yapan benim oğlum da olsa ezerim bacım. Tamam babacığım, merak etme, halledeceğim ama biraz kesenin ağzını açmamız gerekecek. Haberi var mı? Aradın mı sen o herifi? Yok, mesaj attım. Nerede diye, oteldeymiş, Nalan'la buluşacakmış. Sen de sakin ol biraz, bak şimdi tansiyon fırlayacak. Hadi. Bak, sana söylüyorum. Eğer benim başıma bir şey gelir de ölürsem bu oğlanın yüzünden öleceğim, anladın mı? Bu oğlanın, bu şerefsizin yüzünden öleceğim. Adil Bey'e de rezil olacağız şimdi ya. Olacak iş değil ya. Akşama kadar bir şey söyleme Sedat Efendi'ye. Gider şimdi oraya buraya dalar, rezil köpek. Akım derken der. Ezik adam. Tamam baba. Bütün işleri sen halledeceksin. Kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Tamam baba. Akşam iftarda herkes istiyor. Muzo da gelecek. Sedat'tan uzak duracaksın. Görürsen selam ver geç. Nikahtan önce konuşacak bir şey yok zaten. Soran olursa annemin çakabuğu atarsın. Nasıl bir işin içine düştük ya? Kokumuzu mu alıyor bunlar, nedir? Arabadan bin hızlıca git, ben taksiye bineceğim. Nalan Hanım, iyi misiniz? Bir altınız mı var Nalan Hanım? Nalan Hanım, şimdi ne zaman tekrar Sedat Bey'le görebileceğiz? Nalan Hanım, bu sabah Sedat Bey'le görüştünüz mü? Nalan Hanım, sizin isak. Nalan Hanım, cevabınız olacak. Sedat Bey'le tekrar ne zaman görüşeceğiz? Geç. Nalan Hanım, sizin isak. Nalan Hanım. Nalan, seni merak etmeye başladım. Double espresso macchiato ısmarlamak için bekliyorum hala. Hani bundan sonra hep Türk kahvesiydi? Neredesin lan? Ulan sanki evin beyi değil de dağdan dava sürüsü iniyor geliyor buraya. Geldim beyim, geldim. Al şunu. Hanımın nerede? Yukarıdaydı beyim. Sen ne yapıyorsun bu saatte evde? Birkaç tane çizimi unutmuşum baba da o yüzden tabii, geldim. Tabii. Hayırdır inşallah.
Hayırdır Rafet? Bu ne Celal? Hayırdır, hayırdır. Ulan etrafımda bir sürü hayırsız besliyorum ben bu evde ya. Ömrümü yediniz siz benim, ömrümü yediniz. Ulan o senin şımarık oğlun var ya, hani o çok sevdiğin oğlun. Ulan bizim ailemizin haysiyetini, şerefini içine etti be. Hayırdır inşallah. Ya evet, hayırdır. Ulan bak sen bütün kabahat senin üzerinde biliyor musun? Bütün kabahat senin. Ulan karnını get dedik, edemedin. Al çocuk yetiştir dedik, onu da edemedin. Ya benim, nedir bu benim çektiğim sizden be? Oruç oruç şu halime bakın. Ne hale getirdiniz beni? Al, al bakalım. Al gör. Gör senin o şımarık oğlunun ne haltlar ettiğini. Al. Lan bunu mu hortladı bu karı ya? Hoş geldin. Hoş buldum. Buyur otur. Geç kaldın biraz. Patronluk alışkanlığı mı? Haklısın, patronun değilim artık. Ağzımdan çıktı. Benim ağzımdan çıktı, özür dilerim öyle bir anda. Söyleyelim mi Türk kahvelerimizi? Olur. İki sade Türk kahvesi. Tabii Sedat Bey. Dün gece için gerçekten tekrar özür diliyorum. Yani her yerde magazincileri görünce böyle aklım karıştı bir anda. Bana gidelim diye seni biraz zorlamış oldum. Kusuruma bakma tekrar. Yok. Benim açımdan bir sıkıntı yoktu. Asıl ben özür dilerim. Yani niye öyle oldu anlamadım. Bir anda fenalaştım. Sonra apar topar çıkmam gerekti evden. Hmm. Kusura bakma yani. Yok estağfurullah. Bu senin. Yine mi hediye aldın? Hı hı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Takmamı ister misin? Olur. Çok yakıştı. Çok naziksin, teşekkür ederim. Bu arada dün gece için tekrar özür dilerim. Buyurun, afiyet olsun. Teşekkürler. Sen hep böyle gül, bana yeter. O zaman her şey hallolur. Afiyet olsun. Biz ne yapacağız? O fotoğraflar birinin eline geçerse, bir yerlerde basılırsa yanıp bittiğimizin resmidir. Anneciğim, yanıp biteriz demekle de bir şey değişmiyor ki. Elimden geleni yapıyorum işte. Ama bu sefer o kadar kolay olmayacak. Ama hallediyorum. Halledeceğim yani. Merak etme sen.
Muza'ya haber verin. Onun aklına muhakkak bir şey gelir. O bu işleri çabuk halleder. Muza'ya söyleyin mutlaka. Tamam. Zaten babam akşam iftarda görmek istiyorum demişti. Konuşacaktım ben de. Mutlaka yemeğe gelsin. Mutlaka gelsin. O gelirse ortalık sakin olur. Yoksa vallahi babanızın harından hepimiz kavruluruz, yemin ederim. Efendim. Ne demek bulamadık? Bulacaksınız. Gerekirse kameralara teker teker bulacaksınız. Akşama konsey toplanıyor yani. Allah Allah. Bana sorunlarla gelmeyin. Çözümlerle gelin. Artık bir sırrımız var sanırım. Nasıl yani? Benim evden bahsediyorum. Kimsenin haberi yok senin dışında. O zaman diş fırçası, parfümler, ojeler de herhalde o evden haberi olmayan birinin, öyle mi? Çok uzun zamandır da gitmiyordum oraya. O yüzden eskiden kalma şeyler. Aslında haklısın yani. Ya bu kadar zamandır gitmediğim bir yere seni de götürmemeliydim. Peki. Merakımı mazur gör ama şey neydi? Bu kırmızılı oda. Yani ben gerçi çok algılayabilecek durumda değildim. Hani çok da anlamadım ama bayağı bir tuhaftı. Ya sorma. Kiracıdan kalma şeyler. Ben aniden o eve geçmiştim. Sonrasında da hiç ilgilenemedim açıkçası. Öylece kaldı işte. Ya. Çünkü genelde o evler şey olur ya, şey evi derler. Yumuşatamayacağım galiba. Ben açık açık sorabilir miyim? Tabii. Şu an hani tabii anlayabilirim yani sonuçta. Hani çok şey oldu. Bizim de ani gelişti durumumuz ama. Görüştüğün biri ya da birileri var mı yani? O eve girip çıkan biri var mı şu anda? Hayır tabii ki. Öyle bir şey olabilir mi? Tamam o zaman, sorun yok. Güzel. İstersen o evi kapatabiliriz. Ya da istersen kalabilir. Belki evlendikten sonra bunu aldığımız zaman kaçarız. Yani sen nasıl istersen. Bakarız duruma göre. Konuşuruz, karar veririz. Olur. Tabii. Sen iyisin değil mi? Ya bir terslik yok. İyiyim. Bugün annemi hastaneye götürdük de. Sonrasında şey, kapıda kameraları görünce bir anda anlayamıyorum ki yani hani ne zaman haberiniz oluyor, nereye geleceğinizi, nerede olduğumuzu nasıl bir anda öğrenip de kapıda beliriyorsunuz falan. Onlar biraz gerdi. Seni korkutmak istemem ama daha bunlar iyi günlerimiz. Ne demek o? Evlendikten sonra canları sıkıldıkça boşanıyorlar, boşanacaklar, yazacaklar. Her sabah gazeteyi eline aldığında bir sürprizle karşılaşacaksın. Yani senin hiç duygun yokmuş gibi. Hiç bunlardan etkilenmiyor musun gibi yazacaklar. Akıllarını eseni yazacaklar. O yüzden sana tavsiyem hiçbir haberi ciddiye alma. Etrafta yoklarmış gibi davran. Ya biliyorum zor ama... Zor. Zor ama denerim bir şekilde. Zamanla alışıyorsun. Alışırım. Onlara da hak vermek lazım. Sonuçta senin gibi haber değeri yüksek ve bir o kadar da güzel resim veren birini nereden bulacaklar? Estağfurullah. Bu arada Feride Hanım... Nerede? Yok ya, iyi mi diye soracaktım. Kafam gitti iyice. Önemli bir şey yoktur umarım. Yok. Hiç normal rutinine gittik. Hiçbir şey yoktu. Süper. İyi, teşekkür ederim. Sevindim. Seni Billur'la tanıştırayım. Billur'cum, en yakın arkadaşım Billur, Sedat. Memnun oldum. Ben de. Ya şimdi böyle bir garip oldu tabii. Sedat Koroğlu bir anda enişten olunca bir de hızlı oldu. Ya alış bence. Zaten belli ki çok karşılaşacağız. Nalan senden çok bahsetti. Ya. Ben izninizle, müsaadenizi istiyorum. Konuşuruz. Yalnız anılar neler doğuruyor ha. Maşallah. Hayır, bu erkekse diğerleri ne? Anladın mı? Bunun bir kardeş daha mı vardı? Vardı değil mi? Nalan, onu da bana yapalım mı?
Bir düşünsene, sen, ben, ikimiz konaktayız. Oh, ekmek elden, su gölden. Çok güzel olur. Ne yani, hayalde mi kurmayalım? Ha güzelim, baksana mucizeler gerçek oluyor. Neydi adamın adı? Kardeşim. Muzaffer Bey. Muzaffer, ay. Baksana ismi bile havalı. Muzaffer'li Bildir. Hadi be. Yok artık. Yine mi hediye almış? Ay. Nalan bir yerini kaşı. Ne olursun vallahi nazara falan geleceksin. Hayır ben arkadaşınım. Benim nazarım değmez. Ama etraf kem gözü dolu. Şu güzelliğe bak ya. Neyse. Ben bütün detayları daha sonra dinleyeceğim. Uzun uzun anlatacaksın bana. Tabii Feride teyze beni asit kuyularında yakmazsa. Feride teyze niye seni asit kuyularında yakıyor acaba? Çünkü bu gece de sizde kalacağım. Ha. Kuzenim bana gelecekmiş. Sevgilisiyle beraber. Ben de yalnız kalın dedim. Hani bir hayır işi gibi düşün. Anladın mı? Olur tamam gel. Siz nereye gittiniz anneanne bu sabah? Şeyi varmış ya annemin check-up'ı varmış. Ha. Hmm, rutin bir şey yok. Bir şey yok. Ne yapıyorsun? Şey şunu bir çıkarmama yardım etsene. Niye çıkarıyoruz ya? Çıkar sen çıkar. Aa. Niye çıkardık bunu şimdi? Bana bak. Ha. Bu kolyeden de Sedat'la buradan karşılaşmamızdan da anneme bahsetmeyeceksin tamam mı? Niye? Kızım bu adam senin sözlüğün değil mi? Ay derin devlet Feride buna da kızmıyordur artık. Ya kızmıyor da işte şey. Ne? Düğünden önce böyle çok ortalıkta dolanmamızı istemiyor. Anladın mı? Bir de böyle sık sık hediyeler falan hoşlanmıyor. Aman Feride teyze neden hoşlanıyor acaba? Ay tamam hadi. Ne hadisi? Bakayım şu kolyeyi bir daha. Al, aç bir. Vallahi bunda da yok Feride Hanım. Hem bunun içine muska sokmaya kalksalar bu kenarı sökülür. Biz anlardık. İyice karıştır mantık, yürütme. Karıştır. Muska bu, büyü bu. Şakaya gelmez. Vallahi fark etmeyiz. Kurur kalırız burada Hafize. Ay Allah korusun Feride Hanım. Bunlar sizin dünürünüz. Niye büyü yapsınlar ki? Niye kötülüğünüzü istesinler? Kıskanırsa ister Hafize. İnsan kıskanırsa her şeyi ister. Zaten hiç beğenmedim o. Hanım akıllı Gülce Hanım bakışlarını. Nalan'ı da iyi görmüyorum ben. Kesin bir şey yaptılar kıza. Yani biz önlemimizi alalım da günahları onların boynuna. Kolay gelsin Feride. Nereden çıktı bu büyü müyü işi? Ay beni orta yerimden çatlatacaksın Adil. Gezip dolaşıp keyif yapıp sonra bu mu oldu Feride? Şimdi bu mu oldu Feride? Diye böyle geniş geniş konuşmuyor musun? Sanki kız için uğraşmıyorum da. Böyle deliriyormuşum gibi bakma bir de. Canım ne varmış Nalan'ın halinde? Evlilik stresi işte. Sen de bazı şeyler... Ben işimi garantiye alıyorum Adil. Bak bundan sonra Nalan gelince çantası üstü başı didik didik aranacak. Tamam mı? Tamam. Her şeye dikkat edeceğiz. O densizlerin kıza ne yapacağı belli olmaz. Sen de sağda solda saçma sapan konuşma artık lütfen. Sonra sen niye çocuk yapmıyorsun? Niye yapayım? Var benim eşek kadar çocuğum. Hatta maşallah iki tane var. Üçüncüsünü ne yapayım ben? Bu sefer nasıl bir içindeyiz farkındasın değil mi? Ya sevgilim halledersin her şeyi sen. Şimdiye kadar hangi krizi çözemedin ki? Her Musa ile konuşmana ne gerek var anlamadım. Ankara'dan haber var mı? Cisimlerle ilgili. Yok da bir iki güne gelir. Onaylandığımı söylerler gene. Muzo, uyanık mısın? Muzo, bizim bir sorunumuz var da yardımına ihtiyacımız var. Ya aslında ben hallediyorum. Halledeceğim de yani çok az kaldı ama yani bir sen de bak istedik. Hani hepimizden daha farklı bakıyorsun ya sen mevzulara. Ya bırak şuraya hadi bırak. Peki ben o zaman zarfı bırakıyorum kapının önüne. Sen müsait olduğunda bir bakarsın. Bir de babam akşam iftarda seni de görmek istedi. Yani müsait olursan gelirsen çok sevinirim dedi. Muzo
Mevzu bu sefer bayağı ciddi yalnız. Yani halledemezsek büyük sıkıntı anlayacaksın. Efendim? Hah. Buldunuz mu? Kim çekmiş? Kim göndermiş? Adil çalışıyor mu hala? Evet. Nalan geldi, kapıyı aç. Tamam. Adil inmeden banyo işini halledelim. Olur. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Afiş. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Sen de şunları giy be. Anneciğim. Feride teyzeciğim, ben yine sizi rahatsız edeceğim ama. Niye rahatsız olayım? Sırtımda taşımıyorum ki seni. Sen nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Sağ olasın. Yukarı çıksana, geliyorum ben de hemen. Tamam. Yani ezan bir an önce okunsaydı da Sedat ondan sonra gelseydi. Bu sefer gazabından kurtulamayacak belli. Aradın mı? Geliyor muymuş? Aradım baba. Çıkmış şirketten, yoldaymış. Çok da keyifliydi. Ya senin televizyonda yaptığın konuşmadan sonra hisseler böyle pozitif ivme kazandı ya. Çok mutluydum. İyi, iyi gelsin. Gelsin, ben onu mutlu edeceğim. Hiç olmadığı kadar mutlu edeceğim. Tepemize edene kadar sustuk. Ağam dedik, paşam dedik, sustuk. Şu yaptıklarına bak ya. Yaptıklarının bedelini ödeyecek. Benim haysiyetim, şerefim söz konusu be. Siz anca yiyin, için, dolaştırın. Hayal dünyasında yaşayın. Ben de baş düşmanımı evimde besleyeyim, öyle mi? Bu çocuk beni mezara gömecek sonunda. Göreceksiniz. Hem hiçbir işe yaramayacak, hem de benim ömrümü verdiğim Rafet Koroğlu adını lekeleyecek, öyle mi? Yok öyle ama. Bu fotoğraflar çıkarsa ne olur biliyorsun değil mi? İş yaptığımız, bize güvenen, sözümüze itibar eden insanlar bizi terk eder. O kadar. Oğluna sahip çıkamayan adam bizim arsamıza, malımıza, mülkümüze nasıl sahip çıkacak? Demezler mi bunlar ha? Burası Türkiye. Evli barklı kadınla düşüp kalkmak ne demek? Bu adamlar bize bunca yıl ihale verdi. Bizimle aynı masaya oturup yemek yediler. Neden? Çünkü bize güvendiler. Bu resimleri gördükten sonra evliliğe, aileye saygısı olmayan adamın işine saygısı olur mu diye düşünmezler mi? He? Rafet Koroğlu'nun oğlu böyle bir halt ediyorsa yarın öbür gün bizim karımıza kızımıza da sarkar mı diye düşünmezler mi ha? Ben hayatımı insanların güvenini saygısını oluşturmaya adayayım. Oğlum
gelsin içine etsin. Öyle mi? Hele bir elimizdeki işleri almaya başlasınlar. Siz o zaman görürsünüz. Hanya'yı, Konya'yı, borsa, hisseler derken hayyale sela. Selen, bu konuyu halledeceksin. Ne gerekiyorsa yapacaksın. Para dağıtılacaksa da dağıtacaksın. Tamam baba. Bu iş para çözmez baba. Haber dediğin diş macunu gibidir. Yani tüpünden çıktıktan sonra bir daha içeri sokamazsın değil mi? Ona buna para dağıtma boşuna. Bak bu fotoğraflar nasıl çekildiyse öyle de basacaklardır. Fotoğraflar gazeteye basıldıktan sonra ne yapacağınızı bir çözün bunu. Eğer bak bu iş parayla çözecek olsaydı... Zaten bu fotoğrafı çeken çoktan bizi aramış olurdu. Ha? Burayla çözmeye çalışın bir kere de. İyi akşamlar. Ezan okunmadı değil mi daha? Okundu, okundu. Hatta senin selam bile okundu, duymadın mı? Tako. Şu kolyeyi versene kuşum bana. Bu çekilir derttiği biliyorsun değil mi Nalan? Her gün Feride teyze böyle senin çantanı mı karıştırıyor? Ne arıyor acaba? Hayır. Bir garip değil mi? Ha? Anlıyorum annendir. Hani iyiliğini düşünüyordur. Yani orası ayrı tabii de. Yani bak bizim de çantamızı karıştırdılar. Lisede. Bu yaşta bir garip değil mi sence de? Ay tamam ya tamam kuşum. Yani benim annem de böyle ne yapalım? Bilmesin bir süreliğine bilmesin yani kolyeyi. Demek eski bu fotoğraflar. Nalan'dan önce çekilmişti öyle mi? Yani sen bana Nalan'la eğleneceksin dedikten sonra ben hiç görüşmedim Canan'la. Ya bu konunun üstüne konuşmaya bile gerek yok baba. Herkes kendi yoluna bakacak zaten. Dedik konuştuk ve biz zaten bayağı oldu görüşmeyeli. Can Hanım da uzatmadılar. Bu iş bitti dedi. Yani Nalan'la tanıştıktan sonra hiç görüşmediniz. Ya Can'a başta beni biraz zorlayacak diye düşündüm ama öyle olmadı. Ha. Anlayışla karşıladı, bitti. Yani tereyağından kıl çeker gibi halloldu bu iş öyle mi? Aferin. Çok iyi halletmişsin yani. Gurur duyuyorum seninle oğlum ya. Yani ben boş yere telaş etmişim demek ki. Demek Nalan'dan önce çekilmiş ha? Tabii oğlumlar eski. Lan sen, sen kimi kandırıyorsun lan? Karşında aptal mı var senin ha? Ne diyorsun sen?
İnsansız herif. Ha? Ne diyorsun? İyi bak ulan. Ben yer miyim bunları ha? Ulan bu ne? Bu ne ha? Bu ne? Bu yüzük ne? Sen adamı aptal yerine mi koyuyorsun? Erkeklik bu mu lan? Ha? Erkeklik bu mu lan? Madem ki bir kedin, dansöz gibi kıvırma, arkasında dur. Böyle mi adam oluyor ha? Nerede senin bileğin, gücün, kuvvetin? Ulan böyle mi Koroğlu olur ha? Böyle mi Koroğlu olur? Terbiyesiz herif. Baba yeter. Ulan erkeklik öyle. Takım elbise giyip baba parasıyla koridorlarda dolaşmak da olmuyor. Senin erkekliğine de yüzüne de tüküreyim lan. Gören de seni adam sanır. Haysiyetsiz köpek. Haysiyetsiz köpek. Ulan adamda ne bilek var ne yürek var be. Tako makası getir. Ulan sen gelirken ben dönüyordum. Anladın mı? He? Ulan sen o cücük kadar aklında mı kaldıracaksın beni ha? Nalan'dan önceymiş. Cüzdanı ver. Cüzdanı ver lan. Dur şuna. Demek eski fotoğraflar ha? Ver. Ezik köpek seni. Demek Nalan'dan sonra kimse yok ha? Ulan o kız da seni adam sanıyor be. Ne bilsin senin adamlığın da şerefin de yanından geçmediğini. Böyle mi devam ettireceksin sen benim soyumu ha? Soysuz. Şimdi bunlar olmadan Koroğlu bakalım. Telefonu ver. Baba. Bırak gitsin yeter. Hadi odana çık. O para yedirdiğin kanal müdürleri, köşe yazarları da yaramadı. Biz senin yediğin temizliğine kadar da orada kalacaksın. Anladın mı? Hadi. Devam. Git peşinden. Kilitli odayı anahtarı bana getir. Ziyadesine doyduk ama neyse. Hadi orucunu aç Rafet. Efendim? Güzel. Çok güzel. Evet, ne gerekiyorsa yapacağız. Enerjini boşa harcıyorsun. Vakit kaybediyorsun. Bak tekrar söylüyorum. Fotoğraflar basıldıktan sonra ne yapacağını düşün. Tamam, bekliyorum. Akşamki trafiği iptal et. Ne zaman ayarlayayım Muzaffer Bey? Şu tantanalar bitsin, planlarsın. Benden haber bekle. Emredersiniz efendim.
Aşağıda da banyo var demek ki. Kızım bu evde kaç tane banyo var? Sen her gün böyle saatlerce duş mu alıyorsun? Yok be, ne alakası var? Ne bileyim, sabah geldik bir yıkandın, akşam bir daha yıkandın. Böyle her gün saatlerce banyo mu yapılır? Ay yok canım. Ay çok terlemişim bugün. Öyle zaten uzun uzadıya banyo yapmadım. Şöyle bir su döktüm üstünden sadece. Nalan. Sen onu bunu geç de. Şu rüyalarda buluşuruz faslını bir anlat diyorum. Bilmiyorum, ne yapıyorsun Allah aşkına? Ya öpüşmeden bir sonraki aşamaya geçildi mi? Asıl meseleye geldiniz mi? Onu merak ediyorum. Allah Allah. Ay ne Nalan, Allah Allah ya. Vallahi ağzından böyle kerpetenle alıyorum hanafı. Mi 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 mi. Vallahi çok garipsin ha. Ne yapayım? Ne istiyorsun? İkinci aşamaya diyorum. Geçtiniz mi? Ben bakışı biliyorum. Geçilmemiş. Ay Nalan'ım, hadi öpüşmedin hiç. Yani bir aşk filmi falan da mı izlemedin? Hiç mi görmedin? Vallahi yok artık ya. Ay sözün bittiği yere geldim Nalan. Ya sen anlat. Ha? Hadi her zamanki gibi sen anlat, ben seni dinleyeyim. Hadi. Ay yok artık, her zamanki gibi ben anlatmayacağım. Sıra sende. Bak, eğer rahat edeceksen kafana takılan soruları sen bana sor, ben de cevaplayayım. Ha? Böyle soru cevap gibi olsun. Hmm. Sorayım sonra üç gün dalgasını geç, yok istemem. Hayır, vallahi yemin ederim. Dalga geçmeyeceğim. Bak en ufak bir dalga geçtiğini hissedersen bilir. Annenin üstüne yemin et. Annemin üstüne yemin ederim. Tamam. Tamam, soracağım. Sence Sedat anlayacak mı? Yani şeyi hani benim bu konularda biraz ne bileyim ya işte öpüşme hani anlar mı? Kızım o zaten çok daha an anlamıştır. Sen kimle dans ettiğini farkında mısın? Sedat Koroğlu. Ya şimdi annenin üstüne yemin ettim be Billur. Tamam. Gerçekten istemiyorum. Hayır, hayır, vallahi dalga geçmiyorum. Yemin ederim dalga geçmiyorum ya. Tamam, özür dilerim. Hadi devam edin. Sence çok sevgilisi olmuş mudur Sedat'ın? Yani şöyle söyleyeyim. Rafet Bey'den korkmasalar böyle kapıda kuyruk olur. Kızım. Adamın lakabı her genç kızın rüyası. Anlamıştır diyorsun yani. Benim bir garip olduğumu. Yani sana göre gariplik zaten. Hani bana göre olması gereken de normali o. Nalan'ım. Gariplik demeyelim. Seçimler diyelim. Tercihler diyelim. Tecrübesizlik olabilir. Of. Bilmiyorum ne kadar zormuş ya bu işler. Yani her şey o kadar hızlı gelişiyor ki. Tanışma, söz, isteme bilmem ne derken. Yani düğün de bu hızlı olacak diye korkuyorum. Hmm. Vallahi düşündükçe beynim patlıyor ha. Sakin ol. Halledeceğiz, tamam mı? Bak şöyle düşün. Yüzme bilmemek gibi bir şey. Yani mecbur kalınca öğreniyorsun. Ama inan ki o kadar korktuğun kadar bir şey yok. Yani senin için şimdi bir şey yapamam ama... En azından böyle söyler, rahatlatırım ha. Ne tatlısın. Yüzme bilmeden boğaza atlamak hiç korkunç değil diyorsun yani. Ya bilmiyorum. Of. Şimdi Angel'da sıra. Haydi. Bakayım. Dur geliyorum. Merak ettim, sen neredesin? Sesin solun çıkmıyor. Çok kötü bir şey olacağını. Ne oldu yine? Sabah kahvaltıda fotoğraflarımızı çekmişler. Babamın eline geçmiş. Nasıl? Fotoğrafımızı mı çekmişler? Babam delirdi resmen. Aşkım bir sakin. Rafet Koroğlu'ndan söz ediyoruz burada. Böyle bir şey izin verir mi sence? Korkutmak için yapıyor işte seni, biz görüşmeyelim diye. Şu hastası.
O var ya çoktan halletmiştir bile. Bak yeme bunları sakın. Hatta ben sana bir şey diyeyim mi? Benim tanıdığım Rafet Koroğlu bunu kendi bile yaptırmış olabilir. Saçmalama Cana, o kadar da değildir. Bak o kadar diyorum sana. Yani adamın kafa başka türlü çalışıyor. Daha neler yapar da işte. Hadi anne sıra sende. Tamam geliyorum canım. Hadi bir kafam rahatlasın arayacağım ben seni tamam. Hadi ama takılma şimdi sen de buna. Vallahi düşündüğüm gibi bir durum yok ya. Bak unutma. Ben her zaman senin yanındayım. Tamam. Hadi lütfen. Ne biçim adamsın lan sen ha? Ne biçim adamsın sen? Sen böyle mi taşıyacaksın benim soyadımı ha? Böyle mi geçeceksin Koroğlu ailesinin başına ha? Sersem herif. Ulan şu kızlar bile senden daha az dayak yerdi be. Sen ne biçim kardeş? Erkek misin lan sen ha? Sen iki tane çakamadın mı lan onların suratına? Çok kalabalıklardı baba. Yemin ederim ben de vurdum. Onlar çoktu. Kaçıp gittiler sonra. Tıs! Pısırık herif seni. Konuşma fazla. Ulan senden adam olmaz. Senden olmaz. Gel bakayım buraya. Gel. Al bakayım çantanı. Hadi yürü. Yürü. Ulan sende Koroğlu olacak ne yürek var ne de bilek var. Kal burada bir gün de aklın başına gelsin. Sersem herif. Şu kızlar bile senden daha az dayak yer. Çıkaralım mı şunları? Anne. Anne.
götürüyorsun beni? Söyle, Sedat'ı bilmiyor musun? Söyle, bakma öyle aval aval yüzüme. Söyle. Sedat'ı mı görüyorsun ha? Hiçbir şey görmüyordum. Görmüyordum anne. Hatırlamıyorum, hatırlamıyorum. Yemin ederim hatırlamıyorum, bilmiyorum. Ne yaptı sana? Söyle, öptü mü seni, dokundu mu sana? Ne yaptı söyle, bakma öyle suratıma. Çıkaralım mı şunları? Hatırlamıyorum anne. Hiçbir şey görmüyordum, hiçbir şey görmüyordum. Gerçekten hiçbir şey görmüyordum. Tövbe, şeytan aklına soktukları için tövbe. Rüya rüya görünmeyecek artık. Senin kafanın içini parçalarım. Duydun mu? Hafize, çabuk yıka. Abdestini alsın. Saçını da iyice koy. Bizi soktun şu hallere bak. Özür dilerim anne. Özür dilerim, yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. Anneciğim özür dilerim. O rüyaları çözmesini bilirim ben. Hep sabah olsun. Sus yapmadım. Yemin ederim. Yapmadım. Yarın sabah ilk iş Feride Hanım'ı arıyorsun. Sonra sen, Feride Hanım, Selen, Nalan gidip nereden alacaksanız şu gelinlik işini falan halledin. Bunları düğün havasına sokmaya çalış, anladın mı? Bu nikah bir an önce yapılmadı, bir an önce. Tez zamanda olmadı bu nikah. Duydun mu? Duydum. Bir de dua et. Bu tertemiz aile bu rezilliklerin hiçbirini duymasın. Senin o işe yaramaz oğlunu kendilerine damat olarak alsın. Çok terlemişim, bir pijamamı değiştirdim. Hadi uyu sen, açma uykunu.
Ha size bak, telefon etmenin bir saati olur. Feride gözünü seveyim, bir tatsızlık çıkar mı? Buyurun Gülcihan Hanım. Rüyanızda beni mi gördünüz? Alemsiniz vallahi Feride Hanımcığım. Kusura bakmayın, ben bu saate rahatsız ettim ama günümüzü erkenden planlarsak daha iyi olur diye düşünmüştüm. Günümüzü derken? Yani ben diyorum ki Feride Hanımcığım, şöyle kızlarımızı da yanımıza alalım. Güzel bir yere oturalım, yemek yiyelim. Sonra oradan gelinlikçiye gidelim. Hazır sipariş ettiğimiz kumaşlar da gelmiş. Kumaşlara bakalım, gelinliğimizin modelini belirleyelim. Geç kalmayalım yani, bir an önce hazırlıklar başlasın. Ne dersiniz? Düğün 2 gün sonra değil ya Gülcihan Hanım. Ha, nedir bu aceleniz? Günler çuvala mı girdi nedir? Bir an önce başlayalım ki tamamını erdirelim. Değil mi Feride Hanımcığım? Ne diyorlarsa tamam de. Ya bir yerden başlanacak nasıl olsa. Peki, buluşalım o zaman. Kaçta nerede buluşacağımızı o zaman yazışalım. Tamam mı Feride Hanımcığım? Ama öğle yemeği gibi düşünelim. Öyle düşünelim Gülcihan Hanım. Görüşmek üzere Feride Hanımcığım. İyi günler. Bak, görgüsüzlük tam olarak bu işte. Yani atlı mı kovalıyor arkamızda? Nedir bu acele? Allah Allah. Acele etseler bir türlü, etmeseler bir türlü. Ha, belki de böylese daha iyidir. Ha? Sen de rahatlarsın yavaş yavaş. Getir. Ne acelesi varmış. Almam yan cebime koy. Gel. Bana bak. Bugün alışverişe çıktığınızda öyle har vurup harman savurmak yok. Anlaşıldı mı? Ama ne alacaksanız en iyisini, en güzelini alacaksınız. Neticede bu kız Koroğlu ailesine gelin geliyor. Bak, Feride Hanımlara ve de Nalan kızımıza da son derece nazik davranacaksınız. Anlaşıldı mı Selen? Bu konu sende. Tabii. Hiçbir hata istemiyorum. Gayet kibar olacaksınız, özenle davranacaksınız. Anlaşıldı mı? Ha, dur bak. Hisselerde ne haber? Çok iyi baba. Yani tahmin ettiğimiz gibi senin televizyona çıkman çok etkili oldu. Bugün de Galip Bey'le toplantımız var. Yani bundan sonra nasıl hareket edeceğimize karar vereceğiz. Ya bana bak Selen. Bu fotoğraflar her şeyi berbat edebilir. Anladın mı? Ya şimdi benim bu hafta bir sürü toplantım var ya. Ben bu toplantılara gittiğimde bu adamlar bana... Ya sen hangi yüzle buraya geliyorsun demeyecekler mi yani? Olmayacak öyle bir şey baba. Bu öğlene kadar bu iş bitecek. Sen de güven biraz bana. İçini biraz ferah tut. Rahat ol. Halledeceğim. Ya bakın, birilerinin bizimle uğraştığı kesin. Anladınız mı? O halde ne yapacağız? Hiç açık vermeyeceğiz. En ufak bir falso olmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Sedat bugün de içeride kalacak. Ha bana kalsa düğüne kadar çıkmamalı ama. Haydi neyse. Hadi siz de gidin kahvaltınızı yedin. Belki biraz o zaman kafanız çalışır. Aferin be. Sen bu yıl hiç fire vermedin galiba, öyle mi? Yok babacığım. Gizli gizli bir şeyler yemiyorsun değil mi? Yok babacığım. Olur mu öyle şey? Estağfurullah. Hadi bakalım inşallah. Tabii. İyi misin? Şimdi daha iyiyim.
Bastırıcı. Ellerin mi tutmuyor senin Hafize? Şu Bilur'u yollayın gitsin. Daha gelinlik menlik işleri için dışarı çıkacağız Nalan'la. Sonradan görme kaynanasıyla alışverişe gidilecek. Hadi biraz hızlanın. Kevser Hanım gelecek. Kevser Hanım'ı bekletmek olmaz. İç, aç ağzını. İç bunu, yut, yut. Yut. Ne dedi Kevser Hanım? Hepsini içeceksin ki günahlarından arınasın. İç dedim. İç bunu. Aç ağzını diyorum. İç. Yut. Aç ağzını. Yut. 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 Bakma suratıma. Hepsini iç. İçindeki günahlar temizlensin. Ocağın altını kapat. Eridiyse içine dökün. Su soğumadan otursun. Anne ne yapacağım? İçine oturacaksın. Günahlarından temizleneceksin. Anladın mı? İçine oturt. Çıkar terlikten. Çıkar. Geç. Otur dedim. Anneciğim. Anneciğim hadi al alacağını gidelim bak. Fotoğraflar için arayacaklar şimdi. Çekmiyor burada hiçbir yer doğru düzgün. Selam bu nasıl? Ha? O eski sezon değil mi? Evet. Alıyorum eskiyor, alıyorum eskiyor. Bir sene olmuş ben bunu alalı yavrum. Of. Peki bu nasıl? O da eski sezon. Tamam, güzel. İlk seçtiğini giysene. Güzel güzel, şahane şahane. Hangisiydi o? Dur bakayım. Hanımım. Ay! Allah seni kahretmesin. Döndü. Gibi. Vallahi hanımım ne bileyim, gittiniz gelmediniz. Ben de merak ettim nerede bunlar diye. Ya biz seni yukarıya gözcü olarak bırakmadık mı? Ne geziyorsun sen burada? Siz merak etmeyin. Rafet Bey çıktı. Takoda odasında. Her şey yolunda yani. Ay, yüreğimi indirdin yemin ederim ya. Allah seni. Nereye koydum ben? İç kızım iç. Bu su içini temizleyecek. Şifa olsun inşallah. Hepsini iç. Bitir bardağı. Şifa olsun inşallah. Şifa olsun inşallah. Damat Bey'in bir fotoğrafı var mı Feride Hanım? Tabii tabii. Yine mi Kevser Hanım Feride? Evet yine Kevser Hanım. Sana mı soracaktım? Sen yaptıklarımı beğenmedin. Kızını düşünüyorum ben. Onun için çabalıyorum. Biraz rahatlasın nazardan, vesveseden kurtulsun diye. Bismillahirrahmanirrahim. Kul evzü bi Rabbim. Thank you.
İçine oturacaksın. Günahlarından temizleneceksin. Anladın mı? Gözü olanın gözü çıksın inşallah. Bu kızda nazar var. Çok nazar var. Bak, göz göz oldu kurşun. Ufalandı. Bunu banyoda kullanırsınız. Bunu Nalan'a takın Feride Hanım. Suyun içine koyacak mıyız mı? Yok, yok. Bu ondan değil. Bunu çamaşırının üzerine taksın. Evde sadece banyodan banyoya çıkarsın. Dışarıda hep üzerinde olsun. Aman dikkat edin. Asla üzerinden çıkmamalı hane dışında. Ha, tamam, tamam. Eğer dışarıda çıkarırsa bütün bu yaptıklarımızın hepsi boşuna gider. Tamam, sağ ol. Siz hiç merak etmeyin. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Siz yeter ki benim dediklerime harfiyen uyun. Tamam, sağ olun. Hadi kalın sağlıcakla. Allah'a emanet. Allah razı olsun. Hadi aşağı inelim de bu görgüsüzleri bekletmeyelim. Kayı ver. Müzik
ya Rabbim. Sen bizi koru ya Rabbim. Allah'ım yüzümüzü yere eğdirme. Sen de aklını başına devşir. Muska'ya dikkat edeceksin. Düşürmeyeceksin. Duydun mu beni? Kontrol et, devam. Burada ya Rabbim. İyice bozulmuş burası. Başka bir yere mi gitsek? Niye gidiyoruz ya? Allah Allah. Sanki davet ettiklerimiz paşa torunu. Dua etsinler buraya davet ettik diye. Ama Nalan başka bak. Kıza gerçekten bayıldım. Yoksa evet der miydim ayol? Anneciğim takma artık şu kadına. Bak zaten 1000 tane derdimiz var. Hı. Ha geldiler. Hoş geldiniz Feride Hanımcığım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Aman ne iyi oldu. Sabahın köründe aramanız. Özlemiştim sizleri. Alemseniz vallahi. Kimci Hanım'ın? Feride Hanımcığım. Nasılsınız? İyiyim yavrum, hoş geldin. Gel, gel güzel kız. Feride Hanımcığım ben sizi sabah erkenden rahatsız ettim. Kusuruma bakmayın ama işlerimizi bir an önce halledelim istedim. Çok da kolay halledeceğiz. Çünkü insanın böyle güzel gelini olunca ne giyse yakışır, ne taksa güzel olur. Maşallah kızıma. Evet, Sedat Bey, oğlum size çekmiş galiba. Anaoğlu pek bir acelecisiniz. Öyle derler, bana benzetirler Sedat'ı. Evet, Sedat Bey yok mu? Ha, gelmeyi çok istedi Feride Hanımcığım. Çok istedi. Size selamlarını da iletti. Ama biliyorsunuz çok yoğun çalışıyor. Şirketin bütün yükü onun omuzlarında. Benim çok kısa bir telefon konuşmam var. Hemen geliyorum. Fotoğraflar mı? Yok anneciğim. Biz bir menü rica edebilir miyiz çocuklar? Tabii efendim. Buranın yemekleri güzeldir, beğeneceksiniz. Öyle mi? Canan, delirdin mi sen? Ne yaptığını sanıyorsun? Asıl siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz. Bak o Rafet artık iyice yedi kafayı. Bence bir an önce tedavisine başlayın siz onu. Nedir şimdi bu küçük oyunlar? Hı? Gizli gizli fotoğraflarımızı çektirmeler filan. Ne diyorsun sen be? Ya siz hala kiminle dans ettiğinizin farkında değilsiniz herhalde. Selen, herkes yer de ben yemem bu ucuz numaraları. Git aynen söyle bu dediklerimi, o baban olacak Cingöz'e. Ha şunu da söyleyeyim, eğer benimle daha fazla uğraşırsa ben de onunla uğraşırım. İşte o zaman gerçekten korkun benden. Duyuyor musun? Gerçekten korkun. Canan, bak senin iki tane çocuğun var, kocan var. Babanla babam yıllardır iş yapıyor. Aynı masada oturup kalkıyorlar. Bu nasıl bir hadsizlik ya? Benim kendimden başka kimseye verecek hesabım yok. Ben öyle sizin gibi el alem için yaşamıyorum hayatımı. Sadece insanları kırmamak için özen gösteriyorum diyelim. Sen hastasın. Sen gerçekten hastasın. Aynen öyle, hastayım. Hatta deliyim ben, öyle düşün. Onun için o var yemez Rafet'e söyle. Artık benle de Sedat'la da daha fazla uğraşmasın. Bak ne güzel. İstediği de oluyor zaten. Evleniyorlar işte o içerideki Pamuk Prenses'le de. Ama artık bundan sonrası bizi ilgilendirir. Canınızı sıkmayayım. Gel canım. Biz daha siparişimizi vermedik. Sen de yemeğini seç. Ah, sen ne yersen ben aynısından yerim. Sen söyle. Peki. Evet. Thank you.
Güzel kızımızın ölçülerini almakla başlayalım mı? Daha sonra da buradan birkaç model denemesini isteyeceğim. Ölçü çok gerekli mi? Gerekli mi derken? Yani sizin kadar tecrübeli bir tasarımcı için Nalan iyi bir model bence. Nasıl yani, anlayamadım. Şey demek istiyor aslında annem. Sizi boş boşuna yormayalım diye. Değil mi anneciğim? Evet. Şunlara bir bakayım ben. Bu çok açık. Oo, bu bayağı açık. Feride Hanımcığım, gelinlik bu neticede. Değil mi, biraz böyle şatafatı olacak, albenisi olacak. Bir kere giyecek hayatta. Haklısınız Gülcehan Hanım da. Aslında ben de çok açık olmasını istemem. Ben normalde de zaten çok üşüyorum. Şimdi bütün düğün boyunca hani tir tir titremeyeyim, değil mi? Şunlar esasında fena değil. İşte model ortada, gelinlikler ortada. Ne bileyim, ölçüye gerek var mı bilemedim. Şunları bir deneyelim, ha? Yok, üstüme iyilik sağlık. Sanki derdim azmış gibi bir de bu çıktı başıma. Allah'ım sen aklımı koru ya Rabbim. Tamam anneciğim. Feride Hanımcığım, siz hiç merak buyurmayın. Zerrin Hanım hemencecik en güzel şekilde halleder, değil mi? Tabii ki, siz hiç merak etmeyin. Peki. Nalan'cığım, hadi gel. Biz kabinde deneyelim mi? Gelinlikleri de alalım, ha? Sen hiç zahmet etme. Biz annemle hemen hallederiz. Biz kız kıza yapsaydık. Gerçekten yorulmana hiç gerek yok. Siz oturun. Annemle evet, evet, biz hemen... biz halledip gelelim hemen. Peki. Hadi gel anneciğim. Ne taraftan? Şu taraftan. Gel anneciğim. Bu kadın tikli, ben sana söyleyeyim. Bak söylemedi deme. Buradan arıza çıkar. Abuk subuk da konuşuyor zaten. Birazdan infilak edip bağıracağım, yemin ederim ha. Sanki gelinliği o giyecek. Ya bırak kız seçsin. Allah Allah. Akıllısı beni bulmaz ki. Çıkaracağız mecburen. Korseyle olmaz. Kadın taktı illa ölçü, ölçü, ölçü. Deneme bittikten sonra tekrar giyeceğiz. Anne. Muska'yı ne yapacağız? Ha, ben onu unuttum. Ay, Kevser Hanım evin dışına çıkarırsanız her şey bozulur dedi. Of of. Şey mi yapsak acaba anne? Bir Kevser Hanım'ı arayıp sorsak? Bilmem ki. Evde midir? Of. Al işte. Yine sırra kadem bastılar. Gittiler mi, gelmek bilmiyorlar bunlar yahu. Allah Allah. Bir gidip baksak mı acaba, ne oldu? Bir şey mi oldu bunlara? Yok artık anne. Deniyorlar işte. Ya neyi deniyorlar Allah'ını seversen? Yani ilk defa mı gelinlik deniyoruz biz yahu? Anneciğim, gelinlik denemek kolay mı? Gelirler işte. Tamam mı? Sakin ol. Yok, bu işte bir tuhaflık var ya. Dur bakalım. Kokusu çıkar. Tabii, anladım Kevser Hanım. Evet. Ha, biliyorum o duayı, biliyorum. Takarken yine okuyacak mıyım? Tamam, tamam. Sağ olun, Allah razı olsun. Eksik olmayın. Sağ olun Kevser Hanım. Güle güle. Thank you.
Ay bin kere maşallah, 40.000 kere maşallah benim güzel gelinime. Çok güzel olmadı mı? Ay gerçekten gelinlik bir insana bu kadar mı yakışır? Şahane oldu. Çok teşekkür ederim. Hakikaten çok güzel oldun yavrum. Allah nazarlardan saklasın. Bu rengi falan da çok güzel olmadı mı Selen? Ay canımın içi. Şimdi böyle saçlar falan. Feride Hanımcığım, siz nasıl buldunuz? Feride Hanımcığım, size sormuştum ama siz nasıl buldunuz gelinliği? Anneciğim mesela ben ilk gelinliği daha çok beğendim. Sen ne diyorsun? Evet. Ama evladım bunun taşları, kumaşı Milano'dan gelmiş. Kraliyet ailesi kullanıyormuş bu malzemeyi hakikaten. Yani öbürü çok sade kalmadı mı sence? Bu gelinlik de çok güzel aslında. Buna da bayıldım ama yani ben biraz sadelikten yanayım. Ne derler? Az her zaman çoktur. Ama güzelim bu düğün, gelinlik bunlar birer kere olacak. En güzeli olmasın mı? Evet ama ben yani böyle ben en pahalısıyım diyen bir şey de çok giymek istemem açıkçası. Ne diyorsun anne? Yani ilki o yüzden daha bir hoşuma gitti. Peki madem sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Zerrin Hanım onunla biraz ilgilensin. Buna ilk prova diyelim. Tabii. Sonrasına sonra bakarsın. Zerrin Hanım, aslında şöyle diyeyim ben size. Siz benim tarzımı az çok anlamışsınızdır belki. Bana böyle sade, çok gösterişli olmayan bir şeyler hazırlayabilirseniz. Bir de dediğim gibi çok açık olmazsa soğuk için. Gerisini size bırakıyorum aslında. Tam istediğiniz gibi olacak. Hiç merak etmeyin, aklınız kalmasın. Allah'ım sen bize bu günleri gösterdin ya. Çok şükür ya Rabbim. Ay ağlayacağım vallahi. ben bunu çıkardım. Hiç önemli değil. İsterseniz sizde kalabilir. Bugün anısı olsun ona değil mi? Gerçekten mi? Tabii. Çok teşekkür ederim. Ay canım benim. Kusura bakmayın. Ben hemen geliyorum. Nalan'cığım ben az evvel sırtında böyle kızarıklıklar gördüm. Bir sorun mu var yavrum? Onları mı diyorsunuz? Şey, alerjik reaksiyon. Yani senenin hep bu dönemlerinde bunlar bir çıkıyor ama sonra kendi kendine geçiyor. Aslında kan tonumu sürünce de geçiyor değil mi anne? Bu aralar unutmuşum. Ondan tekrar böyle bir şey olmuşlar. Hassassın sen demek ki. Peki canım, hadi gidelim. Gidelim anneciğim. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi artık bekle ki gelsinler. Ödedik ya paraları. Selen Hanım. Güzel, çok güzel. Yalnız fotoğrafların yayınlanmayacağına dair teminat istiyorum. Bu devirde babama bile güvenmem, kusura bakma. Görüşseydik, içeride mi kendisi? Selen Hanım, düğün ne zaman? Düğün tarihi belli mi Selen Hanım? Selen Hanım, Vedat Bey içeride mi acaba? Tamam, kapatıyorum şimdi. İmzalı kağıtları alınca haber ver. Onunla da bir görüşebilir miyiz? Kısa bir röportaj. Teşekkürler arkadaşlar. Selen Hanım. Kolay gelsin. Selen Hanım, keşke bir cevap verseniz. Şimdi bekle ki gelsin diyor. Terbiyesiz kadın. İstediğim kadar bekletirim seni. Kevvi nikah yazmasın. Saygısız. Size diyorum ben bu aile saygısız diye. Ah sen bizim yüzümüzü yere yitirme yarabbim. Düzgün dur sen de. Düştüğümüz hallere bak. Ay vallahi bayılacağım. Seninkiler gene bir bilinmeze gittiler. Gittiler mi gelmek bilmiyorlar yahu. Söyleyince kızıyorsun ama ne yapıyorlar bu kadar bunlar? İçeride bir gözüm olsaydı ya Rabbi. Bir şey söyleyeceğim. Biz bu magazincilerle mi dolaşacağız bütün gün?
Anneciğim bak rica ederim dışarı çıkınca ters bir şey söyleme lütfen, olur mu? Kime acaba? Magazincilere. Geldik. Oh. Ay Feride Hanımcığım. Nihayet ferah feza denemelerimizi yaptık. Evet. Allah tamamını erdirsin inşallah. ne yapalım? Vaktiniz varsa bir yerlerde oturup bir şeyler içelim mi? Bence biz eve gidelim artık anne. Çünkü babam da evde yalnız. Karnı acıkmıştır, şimdi bizi bekliyordur kesin. Tamam peki o zaman olur. Başka zaman. Olur. Hadi bakalım. Zerrin Hanım her şey için çok teşekkür ederiz. Ne demek, rica ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Hadi bakalım canım. Buyurun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Zerrin'cim teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Kusura bakma, haberleşiriz sonra. Rica ederim. Hadi İyi günler. İyi günler. Nalan Hanım, dün hastanede bir açıklama yapmadınız. Acaba annemizin de sizin de sağlığınız iyi mi? Hayırdır Feride Hanım? Bir şeyiniz yok inşallah, hastane diyorlar. Yok yok, hiç mühim bir şey değil. Dün check-up'ım vardı da orada gördüler bizi ondan. Turp gibiyim maşallah, hepinizi gömerim. İnşallah. O zaman görüşürüz. 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 İyi bak kendine. Sen de öyle. İyi günler kızım. Canım. Görüşürüz ya. Görüşmek üzere. Her şey için çok teşekkür ederiz. Estağfurullah çocuk. Alanı boşaltalım arkadaşlar. Alanı boşaltalım. Boşaltalım. Efendim düğün tarihi kendisine alalım. Çıkış yapıyor arkadaşlar. Bir boşaltın. Düğün tarihi kendisine içtim efendim. Arkadaşlar yolu açın. Yolu açın. Sonra böyle gelinlik için ölçülerimi aldı tasarımcı kadın. Birkaç tane de gelinlik denedim. Ay hafif, görmen lazım. Hepsi o kadar güzeldi ki. Güzeldir be kızım. Kim bilir ne kadar güzel oldum, ben göremedim. Melek gibi olmuşumdur. Neyse. Allah'ıma şükürler olsun. Bugünleri gördüm ya ben. Güzel kızım benim. Hafif. Aa, ne oldu şimdi? Bak bakayım bana. Ay, yapma ama böyle. Yok, mutluluktan ağlıyorum. Güzel kusum benim. Tamam. Benim için ağlama. Tamam mı? Benim için mutlu ol. Mutluyum, mutluyum. Ya. Hafiş. Sana ne soracağım? Sence ben bugün için, teşekkür için Sedat'ı arasam mı? Ha? Ya da çok saçma mı olur? Saçma olsun, ara tabii. Ara mı? Belki o senden bekliyordur. Hadi. Tamam. Ara. Tabloları gördün mü babacığım? Ya tahminimizden bile iyi gidiyor hisseler. Selen. Şu fotoğraf meselesi çözüldü değil mi kızım? Yani onları kimse görmeyecek. Anneciğim dağıttığımız onca paraya rağmen yayınlarlarsa intihar olur, öyle diyeyim. Aynen. Peki Muzo'nun söyledikleri ne olacak? Hani boşuna uğraşmayın falan dedi. Vallahi anneciğim şimdi öyle düşünüyor olabilir ama eğer Selen bu işi çözerse ki... Yani çözecek eminim. O zaman Muzo ilk defa yanılıyor olacak. İnşallah Levent. Aksi halde gerçekten Feride Hanım'a rezil oluruz. Allah korusun. Bu evlilik yatar, ben size söyleyeyim. Ne derlerse haklılar ya. Haklılar. Kimi ne söyledi? Hanımefendi. Babacığım kötüyü çağırmasak mı artık? Hı? Bitti diyorum size. Tamam. Halloldu. Nalan. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Her şey yolunda mı? Nasıl geçti günün? Ya görüşemedik. Ben çok yoğundum. Yolunda yolunda. Her şey şahane. Ben arayıp sana bir teşekkür etmek istedim. Rica ederim. Ne demek? Yani bugün her şey harikaydı. Gidip gelinliklere falan baktık. Annenle Selen'e tekrar teşekkürlerimi iletir misin lütfen? Lafı mı olur canım? Bunlar daha başlangıç. Beni çok mahcup ediyorsunuz. Yani bu kadarına gerçekten gerek yok. Bu arada sen nasılsın? İyi misin? İyiyim. Bugün bayağı yoğun geçti. Çok toplantı vardı üst üste. Bir duş alıp üstüne azıcık kestireyim dedim. İyi o zaman. Ben kapatayım ki sen rahat rahat uyu. Allah rahatlık versin. Sana da. Görüşürüz. Ben de zincirlere sığmayan o deli sevdalardan, kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan, kolay kolay taşınmayan dolu dizgin duygulardan, yalanlardan, dolanlardan daha güçlü bir yürek var. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Uzanıp yüreğimin ateşini yeniden yıldızları tek tek yakacağım. Sarılıp güneşlere sevgimizi göklerden mavi mavi taçlar takacağım. Ne olursun haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Bende zincirlere sığmayan o deli sevdalardan, kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan, kolay kolay taşınmayan dolu dizgin duygulardan, yalanlardan, dolanlardan daha güçlü bir yürek var. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Uzanıp yüreğimin ateşini yeniden yıldızları tek tek yakacağım. Sarılıp güneşlere sevgimizle göklerden mavi mavi taçlar takacağım. Ne olursun haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Ben bakıyorum afiş. Günaydın Nalan Hanım. Günaydın Ömer abi. Gazeteleri getirdim. Tamamdır, sağ ol. Thank you.
Thank you.